Dünyanın ilk çevrim içi festivali, 24. Uluslararası Ankara Caz Festivali. Arşivini ücretsiz platformlarda paylaşan Viyana Devlet Operası. 5 sanat bölümünde cam sanatçısı Derya Geylani ile Sıcak Cam Üzerine. 86 yaşında hayata gözlerini yuman mimar Cengiz Bektaş'la son röportaj. Kültür sanat gündemini hayatınıza taşıyan Hayat Sanat başlıyor. Eskişehir'deki bir animasyon firmasınca çocuklarda geri dönüşüm ve çevre bilincinin aşılanması amacıyla Agi adlı çizgi film hazırlandı. Animasyon firması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında çizgi film projesi yaptı. TRT Çocuk'ta yayınlanacak çizgi filmde Agi adlı triportör ve 14 ana karakterin başından geçen olaylarla çocuklara geri dönüşümün öneminin ve çevre bilincinin aşılanması amaçlanıyor. Esenler Belediyesi Sanat Evi, piyano, keman, gitar, bağlama, karikatür, ahşap rölyef, kara kalem, fotoğrafçılık ve radyo programcılığı gibi eğitimleri online yayınlamaya başladı. İlk gün yağlı boya eğitimiyle başlayan ve ilgi gören uzaktan eğitimler, diğer branş eğitimlerinin de katılımlarıyla devam ediyor. Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki en seçkin eserlerinden olan tarihi İshak Paşa Sarayı, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde bir tepeye kurulu olan ve her dönem çok sayıda turisti ağırlayan tarihi sarayın kapısına, yerli ve yabancı turistler için Türkçe ve İngilizce konuya ilişkin yazı asıldı. Karaköy'de yaklaşık 5 asırdır varlığını sürdüren tarihi Kurşunlu Han, tornacıların ve hırdavatçıların yanı sıra sanatçıların atölye faaliyetlerine de ev sahipliği yapıyor. Uzun yıllar sadece tornacılara ve hırdavatçılara ev sahipliği yapan Kurşunlu Han'da, artık sanatçılar da resim, mimari, tasarım, heykel ve seramik gibi farklı alanlarda atölye faaliyetlerini sürdürerek birbirinden güzel eserler üretiyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan ülkelerde bulunan Türk vatandaşları için internet üzerinden canlı konser programları düzenleniyor. Dünyadaki Türkler evinizde sloganıyla düzenlenen dijital konserlerin 23 Mart Pazartesi akşamki konuğu Neyzen Burcu Karadağ. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın düzenlediği dijital konserler serisi, Türkiye saatiyle 21'de Yurtdışı Türkler YouTube kanalı canlı yayınında seyircisiyle buluşuyor. ...24. yılında Uluslararası Ankara Caz Festivali, dünyanın gündeminde yer alan pandemi nedeniyle çevrim içi festival olarak gerçekleşecek. 30 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında hayata geçirilmesi planlanan festival için neredeyse tamamlanmış olan çalışmalar, gelişmeler yüzünden yeniden şekilleniyor. Caz Derneği her yıl temayı bir yıl önceden belirleyip web sitesinden duyuruyor ve başvuran gruplar arasından temaya uygun projelerden festivalde yer alacak etkinlikler seçiliyor. Festival direktörü Tuğçe Alpaslan, Caz Derneği'nin YouTube kanalından online caz festivalini duyurdu.
festivalimizi gerçekleştirmeye karar verdik. Tabii bu öngörülen şartlar çerçevesinde muhtemelen seyircisiz olacak. Ve biz bütün konserlerimizi kayıt edip sizlerle buluşturmaya çalışacağız. Dijital bir sergimiz de olacak. Bütün bunlar da web sitelerimizden, YouTube kanalımızdan izlenebiliyor olacak. Programlandığı şekliyle festival 30 Nisan 2020 tarihinde Dünya Caz Günü'nde yapılacak konserle açılacak. Toplam 18 etkinliğin yer alacağı festivaldeki diğer konserler 10 Mayıs'a kadar mümkün olan en kaliteli ses ve görüntüyle online yayımlanacak. Uygun olan konserler canlı yayımlanacak. Dünyanın her yerinde sanat kurumları, koronavirüs nedeniyle iptal edilen etkinlikleri dijital platforma taşımaya devam ediyor. Viyana Devlet Operası da dijital arşivini ücretsiz erişime açan kurumlar arasında yer alıyor. 2 Nisan 2020'ye kadar tüm etkinliklerini iptal eden kurum, normal programından şaşmadan sanatseverlerle buluşuyor. Dünyanın en köklü sanat kuruluşlarından biri olan Viyana Devlet Operası, Die Walküre, Siegfried ve Götterdämmerung gibi eserleri her zamanki gün ve saatlerinde internet üzerinden yayınlıyor. Salgın nedeniyle evlerinde vakit geçirmek zorunda kalanlar için bu kayıtlar 24 saat boyunca erişime açık oluyor. Viyana Devlet Operası'nın temsilleri, Vienna Staatsoper adlı dünya çapında ve ücretsiz olarak yayın yapan platform aracılığıyla izlenebilecek. 23 Mart akşamı Giacomo Puccini tarafından yazılan Tosca Operası sanatseverlere sunulacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele çalışmalarını sürdürdüğü ve annesi Zübeyde Hanım'la kız kardeşi Makbule Hanım'ın kullandığı bir evdi. İstanbul Şişli'de bulunan bu ev, 1942'de dönemin İstanbul Vali ve Belediye Başkanı Lütfi Kırdar tarafından Atatürk İnkılabı Müzesi olarak kapılarını açtı. Defalarca onarım geçiren müze, 19 Mayıs 1981'de tekrar ziyarete açıldı. Mustafa Kemal Paşa, 1918 yılının Aralık ayından 1919 yılı Mayıs ayına kadar kaldığı bu evde, asker ve sivil arkadaşlarıyla birlikte vatanın kurtuluş planlarını hazırladı. Atatürk Müzesi 1908 yılında inşa edildi, içinde bulunduğumuz bina. İlk tıp kayıtları 1910 yılına aittir, Osep Kasapyan adındadır. Daha sonra Atatürk bu evi Suriye cephesinden arkadaşı Tahsin Üzer vasıtasıyla kiralıyor Madame Kasapyan'dan 15 kuruşa. Annesi, kız kardeşi ve yaveri Cevat Abbas ile beraber bu evde Aralık 1918 ile 16 Mayıs 1919 arası 6 ay boyunca yaşıyor. Bu kaldığı süre boyunca da önemli paşalarla beraber Kurtuluş Savaşı'nın planlarını hazırlıyor. Kim bu isimler? İsmet İnönü, Refet Bele, Kazım Karabekir gibi isimlerle bu evde gizli toplantılar yaparak milli mücadelenin bütün hazırlıklarını bu evde hazırlıyor. Bu ev bizim için ve İstanbul şehri için bu yüzden önemli. Milli mücadelenin önemli hatıralarını barındırıyor. 1942 yılında Lütfi Kırdar, dönemin belediye başkanı ve valisi Lütfi Kırdar tarafından müze olarak hizmet vermeye başlıyor. Müze, Atatürk'ün kişisel eşyaları, kıyafetleri, üniformaları, madalyaları gibi pek çok koleksiyona ev sahipliği yapıyor. Bu evde 76 adet Atatürk'e ait kıyafet var. Aynı zamanda Atatürk'ün resmedildiği İbrahim Çallı, Zeki
Koca Mimi gibi önemli Türk ressamlarının tabloları da sergilenmekte. Atatürk'e ait kıyafetleri görebilirsiniz. Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe ile Florya Köşkü'nde meşhur giydiği süveteri bu evde görebilirsiniz. Yine Atatürk'ün kullandığı çeşitli objeleri görebilirsiniz. Aynı zamanda müzemiz 2015 yılında restore edildi ve restore edildikten sonra Yaveri Cevat Abbas Gürer'in torunundan satın aldığımız bazı eşyalar oldu Cevat Abbas Gürer'e ait. Onun için de ayrı bir bölüm hazırladık ve Cevat Abbas Gürer'e ait eşyaları da burada görebilirsiniz. Atatürk'ün 1954 yılında kız kardeşi Makbule Atadağ'ın tarafından müzemize bağışlanmış takma dişi, lütür, dizlerini örtüğü lütür örtü, Atatürk'ün giydiği çeşitli gömlekleri de müzemizde görebilirsiniz. Atatürk Müzesi ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Burası 7'den 77'ye herkesin ziyaret ettiği bir müze. Ekim'den sonra da öğrenci gruplarımız ağırlık veriyorlar ve rezervasyonla öğrencileri ağırlıyoruz, okul gruplarını ağırlıyoruz. Buraya gelen ziyaretçilerimizin büyük bir kısmı çıkarken bize çok teşekkür ediyorlar ve bazı ziyaretçilerimiz de ağlayarak buradan çıktıklarını görüyoruz. Bu da çok gurur verici oluyor bizim açımızdan. Müze pazartesi günleri hariç her gün ziyaret edilebilir. Kanaviçe sanatçısı Ulla Stina Wickender, kanaviçelerinin altına her biri bir zamanlar iş gören objeleri gizliyor ve onları yeniden farklı şekilde işlevsel kılıyor. İsveçli tasarımcı bir bit pazarını gezerken dikkatini nakış nakış işlenmiş kanaviçeler çekti. El emeği göz nuruyla yapılan kanaviçelerin bit pazarına düşmesine üzülen Wickender'ın bu sanatın yok olup gitmesine gönlü razı olmadı. Bit pazarından topladığı kanaviçeleri nasıl değerlendireceğini uzun süre düşünen Wickender, 2012'den itibaren onları sanata dönüştürmeye başladı. Dikiş makinesi, daktilo, ütü, çevirmeli ev telefonları. Sanatçı emekliye ayrılmış objeleri kaneviçe desenleriyle birleştiriyor. Sıradan eşyalar renkli eklemelerle olağanüstü tasarım objeleri haline geliyor. Üzerlerinde pastoral manzaraların, canlı çiçeklerin ve muhteşem portrelerin olduğu nakışlar. Sanatçı, insanın içinde sıcacık hisler doğuran eserleriyle renkli ve nostaljik bir gezintiye çıkarıyor. Geleneksel ev hayatıyla ilişkili nesneleri tercih eden sanatçı, her bir parçanın orijinal şeklini tanımlayabilmek için renkli su taşı ayrıntılar kullanıyor. Wickender'ın fakir sanatı olarak tanımladığı eski eşyaları kanaviçeyle kaplaması beklediğinin üzerinde bir ilgi gördü ve birçok sanat galerisinde sergilendi. Derya Geylani, cam sanatçısı. Geylani, camda uyguladığı efektle gündelik hayat objelerini bir araya getirerek özgün eserler ortaya koyuyor. Üniversitede cam bölümünden mezun olan sanatçı, bir yıl Polonya'da cam üzerine eğitim aldı. Camın esnekliğinden yararlanarak konsept eserler ortaya koyan Geylani, serbest çalışmalara imza atıyor. Sanat
sanatsal anlamdaki o eğilimime biraz da o ilerlediğim yol içerisinde karar verdim diyebilirim. Yani tam anlamıyla da karar vermiş olmuyorum. Sonuçta hani sanatçı da sürekli kendini geliştirmeli, yeni bir şeyler katmalı, hiçbir zaman ben oldum dememeli. Ve hani o gelişim süreci çok önemli diye düşünüyorum. Ve bu süreçte de aslında benim bu son yaptığım çalışmalar, dinamik, daha böyle o hareketi, o anı temsil eden çalışmalar da o deneyimlerin içerisinde çıkmış bazı çalışmalar. Ama aynı zamanda altında bir kavram var. Yani benim için aslında önemli olan işin altında yatan, tekniğin önüne geçen şey kavram. Kendimi nasıl ifade edebilirim ve en iyi şekilde, en etkili şekilde nasıl anlatabilirim? Norveç, Polonya, İtalya, Kore, Türkiye'de birçok karma sergiye katılan sanatçı, İspanya, Portekiz ve İtalya'dan ödül aldı. Beni etkileyen olayların üzerine gidiyorum. Çevremde sürekli bir kaos var. Yani hepimizin aslında öyle, İstanbul'da yaşıyoruz. Ve hem seviyoruz bu şehri hem de işin içinde böyle sürekli bir koşturmaca, bir kaos, bir düzene alışma süreci olduğu için bu bizi de içine çeken bir süreç ve ister istemez dışa farklı şekilde kendini vuruyor ve ifade ediyor. O noktada ben böyle sürekli son sergimdeki seride mesela mahalle kültüründen bahsettim. Yani aslında işin içinde yaşadığımız bu toplum bizi ne şekilde yönlendiriyor ve hani birçok teknolojinin de işin içine girmesiyle birlikte farklı bir döneme doğru geçiş yapıyoruz. Ve bu dönemde artık birbirimizden kopuyor muyuz? İnsan ilişkileri hangi anlamda ne şekilde farklılaşıyor, dönüşüyor, gelişiyor ya da kaybediyoruz artık o ilişkileri? Sergimde bundan bahsetmiştim. Geylani eserlerinde an temasına dikkat çekiyor. An serilerinde dokunmak istediğim bazı noktalar var. Bunlardan en önemlileri de kaybettiğimiz, o hızlı yaşadığımız anlar aslında. O anları biraz daha yumuşatalım, o anlarda kalalım ve yaptığım eserlerde sizin o anlarınıza sizi götürsün. Ben baktığımda, ben izlediğimde eseri, benim o anlarıma da beni götürsün aslında. Hani hepimizin o hızlıca yaşayıp tükettiği çok değerli o anlara geri dönmek. Ağaçlarınız olacak. Oda içlerini çiçeksiz komayın. Ak duvarlarınız olacak dal gölgeli. Ak tutun yüreğinizi. Gül yastığı sol yanı boş komayın. Şiirin mimarı, mimarinin şairi Cengiz Bektaş. Ömrünün son günlerine kadar üretti. Yazdığı şiirler, çizdiği yapılarla aynı ruhani düzlemde buluştu. İnsanı merkeze alan bir mimari felsefe benimsedi. Mimarlık benim için insanların mutlu olacakları, insanca olacakları, hümanizma anlamında insancılık, insancılık anlamında mutlu olacakları oyunları yaratmak. Yoksa bir teknoloji cambazlığı değil, bir biçim aramak değil. Hele o biçimi gerek eskiden, gerek de başka ülkelerden aktararak mimarlık yapılmaya baştan beri hep karşı oldum. Hep o coğrafyanın mimarisini aradım. Mimar Sinan da Arapların bir tapınak şeyini kopya etmedi. Geldi İstanbul'da bu ülkenin iklimi, bu ülkenin yaşama kültürü içinde yapılarını yaptı.
Süleymaniye ile Ayasofya aynı plandır. Ama onları tamamlamıştır. Mimarlık bir kültür eylemidir. Kültürsüz altyapısı kültürsüz olan bir insan mimarlık yapamaz. Yapmamalı. Onun için ben inanırım ki kültürlü bir avukat kültürsüz bugünün mimarından daha iyi yapı yapabilir. Cengiz Bektaş eserlerini geleneksel birikime yaslanarak ortaya koydu. Halk yapı sanatının halk bilimi konuları arasına girmesini sağladım. Çünkü halk yapı sanatı derken de bunun ne demek olduğunu sadece bugünkü var ola gelmiş bir takım evlerin kopyasından ibaret olduğunu sananlar da var. Örneğin herkes gelenekten söz eder. Bu gelenekse, ben bu geleneğin şurasındaysam, gelenek diye Fatih'in şalvarıyla başlayamam. Sinan'ın yaptığı camiyle başlayamam. Geleneğe eklenebilmek için benim en azından burada olmam lazım. Buradan sonrasına eklenebilirim. Yani gelenek Türkçe'de gelmekten geliyor. Buraya kadar gelememiş, yaşayarak gelememiş bir şey benim geleneğim olamaz. Gelenek sandıktan çıkarılmaz, yaşama kültüründen çıkar. Şiirin dilinin de, mimarlığın dilinin de önce yürekten sonra coğrafyadan geçtiğini söyleyen Bektaş, Nazım Hikmet'in Mimarlığa Bakışı adlı kitaba imza attı. Nazım'ın Türk mimarlığına bakışı konusu birazcık da bunun için yazılmıştır. Yani özle biçimi birbirinden koparan bir çalışma olamaz Türk mimarlığı. Bakın şimdi İslam'da yapılan gökdelenlerine bakın, hepsi bir yerlerden kopya. Mecidiyeköy'deki gökdelenlerin benim mimarlıkla hiçbir ilişkisi yok. Hele kamudan çalan bir mimarlık kesinlikle benim yaşama kültürüme aykırı. Bektaş, pek çok mimarın başucu kitabı olan Türk Evi'nde bu kavramı tarihsel arka planıyla ele aldı. Bektaş'ın son nefesine kadar yaşadığı Kuzguncuk, birlikte yaşama kültürünün var olduğu semtlerden. Kuzguncuk'a 500 yıl önce hiçbir Avrupa ülkesinin kabul etmediği Yahudileri, İspanya'dan kovulan Yahudileri ilk defa burada oturmalarına izin verildiği bir yer. Ben buraya Kuzguncuk'a 40 yılımı verdim. İnsanlara hemşehrilik, komşuluk duygularını yeniden anımsatmak üzere. Buraya taşındığım zaman çünkü bir hafta bana çay, muhallebi, şubu komşularımdan geldi. Bir taşınmama bizzat gençler yardım ettiler. Biz her yıl orucumuzu sinagogda bozuyoruz. İmam Efendi ezanı okuyor. Rabbi yani sinagogdaki rahip o kendi konuşmasını yapıyor insancılık üzerine. Rumlar için de aynı şey. Bütün bunlar gerçekten bizim insan olmamız için. Cengiz Bektaş son olarak Muğla'da bir kent müzesi çalışıyordu. Bektaş, bu müzeyi genç arkeologlar, akademisyenler ve halkla birlikte insanlık tarihini özetler nitelikte tasarlamaktaydı. Anadolu'daki uygarlık tarihi 90 yılda bir, 90 santimetre yükseklikte bir değişmiştir. Çünkü kerpiçten yaptığı için girip çıkarken bu döşeme de topraktır, eskir. Ve onun üzerine bir 5 santim daha yapılır eskidikçe. Ve aşağı yukarı bir kuşak boyunca bir 80-90 santim yükselir taban. Onun için o müzede o 90-90-90 böyle dönerek çıkar.
Buradan taş döneminden başlarsınız. Ve bütün Türkiye'de yaşanmış olan uygarlıkları ayrı loblar halinde anlatırsınız. Yani Kent Krallıkları dönemini, Hitit dönemini, Roma dönemini, Helen dönemini, Roma dönemini, sonra Bizans dönemini, Selçuk dönemini, Osmanlı dönemini. Bunları anlatırsınız. En sonunda da Cumhuriyet. Cumhuriyet'ten baktığınız zaman bütün bunları görürsünüz ve siz nelerin üzerine oturuyorsunuz onu bilirsiniz. Mimar, şair ve yazar Cengiz Bektaş, fikirler, şiirler ve mimari yapılar hediye ettiği dünyaya 86 yaşında gözlerini kapattı. Ben gidersem sazım, sen kal dünyada. Gizli sırlarımı aşikar etme. Lal olsun dillerin, söyleme ya da. Garip bülbül gibi ahuzar etme. Böyle dedi aşıklık geleneğinin son temsilcilerinden Aşık Veysel. Şair, halk uzanı, aşık, gerçek adıyla Veysel Şatıroğlu, 25 Ekim 1894'te Sivas'ta doğdu. Geçirdiği bir kaza sonucu sağ gözünü yitiren usta isim, babasının hediye ettiği bağlamayla müziğe sarıldı. İlk derslerini babasının arkadaşı Camışıhlı Ali Ağa'dan aldı. Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Dertli gibi büyük halk ozanlarının eserlerini öğrendi. Ankara'da bir konser veren Aşık Veysel'in ilk plağı, Aşık İzzet'in Mecnun'um Leyla'mı gördüm oldu. 1970'lerde Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok, Esin Afşar gibi bazı müzisyenler Aşık Veysel'in deyişlerini yeniden seslendirdi. 1953'te Aşık Veysel adına yönetmenliğini Metin Erksan'ın yaptığı Karanlık Dünya isimli film çekildi. Deyişlerinde aşk, tabiat, milli, gurbet, fanilik gibi konuları ele aldı. Aşık Veysel, ardında halk müziğine yaptığı katkılar ve unutulmaz eserler bıraktı.